3490 nolu hadis. Ebu Hüreyre ile ilgili rivayetlerin geçtiği hadisleri okuyorduk. Zikir başlığı şöyle: Zikrul haberi dalli, delalet eden bir haber. Ala enne mehabbete Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre muhabbetinin, yani Ebu Hureyre'ye duyulan sevginin, minel imani, imandan olduğuna dair diyor bir zikir, diyor İbn-i İbban. Buna yönelik bir hadis verecek. 3490 nolu hadis. اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِالْبَصْرَةِ İbn-i İbban diyor ki bize El-Fadl bin El-Hubab El-Cumahi Basra'da haber verdi. Hocası da diyor ki حَدَّثَنَا اَبُ الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ Bize Ebu'l-Velid El-Tayalisi anlattı. O da diyor ki حَدَّثَنَا اَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ Bize İkrime bin Ammar anlattı. O da diyor ki حَدَّثَنَا اَبُو كَثِيرٍ اَسْسُحَيْمِيُّ Bize Ebu Kesir Es-Suhaymi anlattı. O da diyor ki حَدَّثَنَا اَبُو هُرَيْرَةَ Bize Ebu Hureyre anlattı. قَالَ dedi ki اَمَا وَاللّٰهِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مُؤْمِنًا Konuya gelince demiş Ebu Hureyre, Allah bir mümin yaratmamıştır ki يَسْمَعُ بِي beni işiten وَيَرَانِي beni gören اِلَّا اَحَبَّنِي İlla ki beni sever. Beni duyan yahut gören herhangi bir mümin beni illa ki sever diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bunu kendisinden duyan Ebu Kesir Es-Suhaymi diyor ki قُلْتُ dedim ki وَمَا عِلْمُكَ بِذَٰلِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ Sen bunu nereden biliyorsun ey Ebu Hureyre? Diye sormuş haklı olarak. Kale o da demiş ki اِنَّ اُمِّي كَانَتْ اِمْرَأَةً مُشْرِكَةً Benim annem müşrik bir kadın idi. Başla. İnne ummi kanet müşrikatan. Annem müşrik bir kadın idi. Ve kuntu ed'uha ila'l İslam ve ben onu İslam'a çağırıyordum. Fetebe aleyya. O da yüz çeviriyordu. Beni reddediyordu. Fed'avtuha yevmen bir gün yine onu İslam'a davet ettim. Fe'esma'atni fi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ma ekrahu. O da bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konusunda hoşlanmadığım şeyler söyledi. Fe bunun üzerine eteytu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Ve ana ebki, ağlayarak. Fekultu, varınca yanına dedim ki ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü. İnni kuntu ed'u ummi ilel İslami. Ben annemi İslam'a çağırıp duruyordum. Fete'be aleyye. O da yüz çevirip duruyordu. Ve ed'uha, ben onu yine çağırıyorum. Fe'esma'atni, o da bana fike, senin hakkında ma ekrahu, hoşlanmadığım şeyler duyurdu. Hoşlanmadığım şeyler söyledi senin hakkında. Fed'ullaha, şimdi sen Allah'a dua et. En yehdiye umme Ebi Hureyre'te. Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etsin. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allahümme hdiha. Allah'ım sen ona hidayet et. Felemme eteytul baba. Ben dönüp kapıya gelince اِذَا هُوَ مُجَوَّفٌ
Bir de baktım kapatılmış, yani içerisi de özel bir şey olduğu zaman içerisi boş. Kapı önünden فَسَمِعْتُ خَدْخَدَ تَلْمَاءِ su sesleri duydum. وَسَمِعْتُ خَشْفَ رَجُلٍ اَوْ رِجْلٍ ve ayak sesi yahut kişi sesi duydum içeriden. Bağışlayın, duydum değil. وَسَمِعَتْ ve annem işitti. خَشْفَ رَجُلٍ bir adam sesi, اَوْ رِجْلٍ bir kişi sesi yahut ayak sesi. Ebu Hureyre'nin gelişini duyuyor annesi yani. فَقَالَتْ dedi ki annem, يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ey Ebu Hureyre, كَمَا أَنْتَ bekle, olduğun yerde kal. وَفَتَحَتِ الْبَابَ sonra kapıyı açtı. وَلَبِسَتْ دِرَعَهَا ve zırhını giydi veya işte kadın kıyafeti neyse dira onu giymiş. وَعَجِلَتْ عَلَى خِمَارِهَا ve başörtüsüne uzandı aceleyle. فَقَالَتْ sonra dedi ki اِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ ben tanıklık ediyorum ki Allah'tan gayrı bir ilah yoktur. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ ve yine tanıklık ediyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Fe bunun üzerine رَجَعْتُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme döndüm. اَبْكِي yine ağlayarak. مِنَ الْفَرَحِ sevinçten bu kez. كَمَا بَكَيْتُ مِنَ الْحُزْنِ demin hüzünden ağladığım gibi bu kez de sevinçten ağlayarak döndüm. فَقُلْتُ dedim ki varınca Resulullah'a يَا رَسُولَ اللّٰهِ ey Allah'ın Resulü اَبْشِرْ müjdeler olsun فَقَدْ اِسْتَجَابَ اللّٰهُ دَعْوَتَكَ Allah senin duana icabet etti. قَدْ هَدَى اللّٰهُ اُمَّ اَب۪ي هُرَيْرَةَ Allah Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etti. وَقَالَ ve dedi ki قُلْتُ dedim ki يَا رَسُولَ اللّٰهِ ey Allah'ın Resulü اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُحَبِّبَن۪ي Allah beni sevimli kılsın. اَنَا وَاُمِّ beni ve annemi اِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ mümin kullarına Allah beni ve annemi sevdirsin. Dua et de dedim. وَيُحَبِّبَهُمْ اِلَيَّ onları da bize sevdirsin diye Resulullah'tan dua istedim. قَالَ dedi ki فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اللّٰهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ وَأُمَّهُ اِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ım sen bu kulcağızını ve onun annesini mümin kullarına sevdir. وَحَبِّبْهُمْ اِلَيْهِمَا ve müminleri de o ikisine sevdir diye dua etti. Rivayette geçen Ebu Kesir es-Suhaymi'nin ismuhu adı Yezid ibn Abdurrahman imiş. İbn-i İbban aşağıda rical bilgisi olarak verdi. Evet, hadisin kaynağı olarak da Buhari'de yok. Ancak Müslim'de var bu rivayet. Ebu Hureyre'yi bu manada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu ve annesini duasına mazhar kılan bir rivayet okuduk. Genelde bu türden özellikle tartışmalı sahabiler üzerinde onları yücelten, aklayan, ne bileyim diğerleriyle kıyaslayıp belli bir konuma çeken rivayetler konusunda hep belli bir ihtiyat vardır. Özellikle isnadına yoğunlaşılır. Var mı bir durum diye. Ebu Hureyre hakkında yani
öyle bir sıkıntılı durum yok. Çünkü yani siyasi bakımdan Ebu Hureyre böyle bir sivri tip değildir. İlmi mesaisi çok olan bir kimsedir. Her ne kadar son zamanlarda onu ilmi bakımdan eleştirmeye kalkışan bir yaklaşım olsa da Ebu Hureyre'nin vaktiyle böyle bir tazize, böyle bir yüceltmeye ihtiyacı olduğunu, yani hadisin uydurulduysa şayet o dönemlerde böyle bir şeye ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla annesiyle ilgili yaşanan bu sade hadise normal bir süreç gibi gözüküyor bana. Zaten İmam Müslim'in isnadını kayda değer bulup kitabını alması da bunu gösteriyor. Her ne kadar İmam Buhari almamış olsa bile. Resulullah'ın yaptığı bir şey yok burada. Dua istedikçe duada bulunuyor. Allah'ın elçisinin duasını kabul edip etmemek Yüce Allah'ın katındaki bir şeydir. Ancak annesiyle ilgili olanın kabul edildiği anlaşılıyor rivayetten. Ebu Hureyre de devamının da kabul edilmesi beklentisiyle beni duyan mümin illaki beni sever iddiasında bulunmuş gözüküyor. Resulullah'ın yakınında bu denli uzun zaman geçirmiş, ona özelde refakat etmiş, birebir baş başa kalma dönemlerini en çok yaşamış bir kimse olarak Ebu Hureyre müminler katında hakikaten sevilmektedir. Bir hoca düşünün böyle, bazen ben kendi hocam üzerinden düşünüyorum da onun itibar görmediği, pek saygı görmediği dönemlerde ona özelde daha fazla hizmet eden, daha fazla boşluk vakit buldukça onun yanına giden, ne bileyim öğlen arası işte üzüm getir, peynir getir yapan, baş başa bunu yiyen, onunla daha çok böyle zaman baş başa kalmış insanlar işinde gücündeyken, bu nasıl bir ona yönelik sevginin, itibarın emaresi ise Resulullah ile Ebu Hureyre'nin ilişkisi de buna yakındır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu denli dibinde onu bu denli özeline muttali kıldığı bir şahsiyetin de inşallah Allah katındaki fazileti de büyük olsa gerektir diye düşünüyorum. Keşke bize onun bir seferlik sohbeti yani nasip olsaydı, Ebu Hureyre'nin 3 yıl boyunca sayısız baş başa kaldığı, beraber kaldığı, beraber vakit geçirdiği, inanıyorum ki eşlerinden bile daha fazla vakit geçirmiştir. Çünkü eşleri belli bir döngüyle, yani haftada bir, 9 günde bir ancak geceleme fırsatı oluyorlardı ki gece de uykuyla geçer çoğu. Ama Ebu Hureyre daha sabahın namazından itibaren gündüz mesaisinde hep Allah'ın elçisine yakın bulunabilmiş bir kimsedir. Dolayısıyla bu rivayetin ister aslı olsun ister olmasın, Resulullah'a bu denli yakın arkadaşlık etmiş bir kimseye, Resulullah'ı canımızdan daha çok sevdiğimize göre arkadaşına da muhabbetimiz elbette çoktur. Allah Azze ve Celle bizi salihlere ilhak eylesin. Sıradaki hadis 3491 nolu hadis. Zikru şehadeti Ubey ibn Ka'ben li Ebi Hurayrata bi kethreti sema'i an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ubey bin Ka'bin Ebu Hureyre'ye olan şehadeti diyor İbn Hibban. Bi kethreti sema'i, çok duyduğuna dair, an Resulillahi, Resulullah'tan çok şey duyup öğrendiğine dair Ubey bin Ka'bin Ebu Hureyre'ye olan tanıklığı diye bir hadis veriyor. 3491 nolu hadis. Akhbarana Muhammed ibn İshak ibn İbrahim el-Sakafi. Bize Muhammed bin İshak bin İbrahim el-Sakafi haber verdi diyor İbn Hibban. Hocası da diyor ki haddesena İbrahim ibn Said el-Cevheri. Bize İbrahim bin Said el-Cevheri anlattı. O da diyor ki haddesena Muhammed ibn İsa ibn Tabba'i. Bize Muhammed bin İsa bin Tabba'i anlattı. O da diyor ki haddesena Muaz ibn Muhammed ibn Muaz ibn Ubey ibn Ka'b.
bize Muaz bin Muhammed bin Muaz bin Ubey bin Ka'b anlattı. An ebihi, o da babasından. An ceddihi, o da dedesinden. An Ubey ibn Ka'bin, o da Ubey bin Ka'b'dan. Kale, dedi ki, Ubey bin Ka'b demiş ki, kâne Ebu Hureyre'te ceri'en alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme karşı cesaretliydi. يَسْأَلُهُ عَنْ اَشْيَاءَ, ona sorular soruyordu. لَا نَسْأَلُهُ عَنْهَا, bizim soramadığımız soruları Ebu Hureyre sorabiliyordu. Bu da yine Ebu Hureyre'nin yakınlığıyla alakalı bir durum bence. Çok zaman geçirince daha çok katında itibar kazanır. Daha bu kez çok soru sorma bonusu, hani bugünün tabiriyle, olduğunu düşünür bir insan. Ancak ne var ki bu hadis Buhari ve Müslim'de geçmediği gibi Elbani'nin bile zayıf dediği bir hadismiş. Her ne kadar İbn-i İbban sahih olduğu iddiasıyla buraya alsa bile. Gelelim sıradaki hadisimize. Zikrul haberil mudhidi, çürüten bir haber. Kavle men zâme, iddia eden kimsenin sözünü. اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَبُوْ هُرَيْرَنِنْ لَمْ يَصْحَبِ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık etmediğini, illa seneten vahideten, ancak bir sene. Ebu Hureyre'nin Hazreti Peygamber'e bir seneden gayrı, bir seneden fazla arkadaşlık etmediğini iddia eden kimseyi çürüten haber diyor İbn-i İbban. 3492. أخبرنا عمر بن محمد الهمداني, bize Ömer bin Muhammed el-Hemdani haber verdi. حدثنا عبد الجبار بن العلاء, bize عبد الجبار بن العلاء anlattı. حدثنا سفيان, bize Süfyan anlattı. عن عثمان بن أبي سليمان, o da Osman bin Ebi Süleyman'dan. عن عراق بن مالك, o da عراق بن مالك'ten. عن أبي هريرة, o da Ebu Hureyre'den. قال, dedi ki, قدمت المدينة, Medine'ye geldim. والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'deydi. وَرَجُلٌ مِّنْ بَنِي غِفَارٍ يَأُمُّهُمْ فِي الصُّبْحِ, sabah vakti Gıfar oğullarından bir adam onlara namaz kıldırıyordu. Medine ortamı, Resulullah Hayber'e gitmiş, Hayber gazasına gitmiş. Gıfar'dan bir adam da Medine'de namaz kıldırmak üzere görevli. Acaba Ebu Zer el-Gıfari mi? Bilmiyorum. فَقَرَأَ فِي الْعُولَى, ilkinde, yani ilk rekatta neyi okumuş? كَفْ هَا يَا عَيْنْ صَاد okumuş. Ebu Hureyre ilk Medine mescidindeki namazını, imamını ve ilk rekatta okuduğunu. وَفِي الثَّانِيَةِ, ikincisinde وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ ni okudu diyor. Acaba Nur suresini, yani Kaf Ha Ya İn Sad başından sonuna kadar mı okudu? Okunabilir ilk rekat açısından. İkincisinde de Vayl-ül Mutaffifini okumuş. Ha, Meryem, affedersiniz, Meryem suresi. İkincisinde de Mutaffifini okumuş. Ve kâne indenâ raculun, bizim yanımızda da bir adam vardı, bizim kendi yetişip büyüdüğü bir muhiti hatırlıyor. Lehu mikyalani, iki ölçeği vardı adamın. Mikyalun kebirun, bir tanesi büyük ölçek. Ve mikyalun sagirun, diğeri küçük ölçek. Yu'ti bihada, küçük ölçekle satıyor. Ve ye'hudu bihada, büyük ölçekle satın alıyor. Alırken büyük ölçekle tartıyor,
satarken küçük ölçekle tartıyor. Fakultu, ben de diyor namazda onu hatırladım. İçimden dedim ki vaylun li fulanin, vay geldi senin başına. Çünkü ikinci surede vaylun lil mutaffifin, ölçeklerinde hile yapanlar. Bir yörede buna god deniyormuş. Bilen var mı? God yani ölçek. Şimdi ağanın böyle godu varmış. İki godu varmış onun da böyle. Büyüğü, küçüğü. Avaneleriyle veya elemanlarla, ne deniyor ona? Irgatlar, her neyse. Marabayla arasında şifreli bir şey var. Onlar, gelen kişi getirmiş artık buğdayını, şusunu, busunu ağaya satacak. Büyük ölçekle mi, hangi ölçekle tartılacağını merak edince soruyorlarmış. Ağam, hangi goddan tartalım diye. O da derse ki Sübhanallah, kaç tane god var? Bu manası normal goddan tartın, adama kazık atmayın. Eğer derse ki Estağfirullah, kaç tane god var derse, bu da küçük goddan tartın demek diye. Her halükarda ağa böyle bir şey olmadığını söylüyor güya, ama şifreli. Dolayısıyla iki türlü kazıklıyor. Ben de diyor namazda onu hatırladım, bizimkini. İçimden dedim vay geldi senin başına. Çünkü Mutaffifin suresinin giriş ayetleri dehşet vericidir. Yani hele elâ yadunnu ulaikiye geldiğinde, hangi sahabiyle ilgili anlatılıyordu? Öyle bir ağlamaya koyuldu ki, bu çok dehşet bir anlatımı var ilk ayetten itibaren. Çok ürkütücü. Evet, Ebu Hureyre de kendi yörelerindeki o adamı hatırlamış. Bu rivayet ne Buhari'de var ne de Müslim'de var. Elbani bu hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. Var mıydı? Ha. Ben unutmuşum. Kim? Abdullah bin Mesud mu? Radiyallahu anh. O nebiyyü bi Haybara. Nebi de pek Hayber'deyken diyor. Hazreti Nebi Hayber'de o esnada, Hayber gazasında. Ebu Hureyre de Medine'ye gelmiş. İbn-i İbban demek istiyor ki Hayber'den Resulullah'ın vefatına 3 sene var. 3 seneyi aşkın var. Dolayısıyla Ebu Hureyre anca 1 sene kaldı diyenler boş konuşuyorlar. Hayber vakti Ebu Hureyre Medine'ye adımını attı, geldi diyor.